Merhaba arkadaşlar. Evet, alan taramalar. Birçok defineci tarafından bilinir, birçok defineci tarafından sevilir ama birçok defineciler tarafından da "Lan bu cihazlar bir boka yaramaz" denir. Namı değer alan taramalar, çıbıklar, çubuklar. Evet, ne yazık ki alan taramalarla alakalı hala daha cevap verilememiş birçok soru var. Tabii zaman içinde, yıllar içinde biz de bu cihazları kullandık, testler yaptık ve geliştirdik. Biz de kendi alan taramalarımızı ürettik. Bunlar Uğur Elektronik'e ait alan taramalar. Bakın, RAW var en üstte gördüğünüz gibi. Hemen onun altında Nova var, 716. Marka tescilleri bu cihazların tamamen bize aittir. Tasarım tescilleri de bize aittir. Hemen altında Euro Gold var, gördüğünüz gibi, ve onun altında da Exem var, V3. Bu 4 modelin 4'ü de, tabi bir tane daha var, bunların kardeşleri, onu da göstereceğim birazdan. Ha, buradaymış zaten, dur onu da göstereyim. Bu da Atmaca. Bu da tek kişilik, frekans kutusu olmayan, sadece sizin vücudunuzdaki enerjiyle çalışan bir alan taramadır. 5 tane alan taramamız var Uğur Elektronik'e ait. Yani fiyat aralıkları neredeyse 700 liradan başlıyor. 750 liradan 4000-5000 liraya gibi yükseliyor. Buraya geldiğiniz zaman onları görebilirsiniz. İnternet sitemizde de bu cihazlarla ilgili bilgiler var. Ben hep söylüyorum, alan tarama bir definecinin yanında olması gereken bir cihaz. Özellikle boşluk tespitinde ihtiyacınız olabilir. Dedektörlerden çok daha derindeki boşlukları bulabilme özelliklerine sahipler. Ama tekrar söylüyorum, hala daha çalışma sistemleri tam olarak anlatılabilmiş değil. İnsan vücudundaki enerjiyle çalıştığını biliyoruz. Asıl çıkış kaynağı radyestezi denilen bir yöntemdir. Neredeyse 1000 yıllık da bir geçmişi vardır. Önceleri şakül dediğimiz işte ipe veya metal zincirlere bağlı kristaller kullanarak insan vücudundaki hastalıklar veya işte bir bahçedeki hastalıklı ağaç veya kaybolmuş bir cismin yerini bulmak amaçlı kullanılmış. Neredeyse 1000 yıllık bir zaman içinde. Hatta Sultan Abdülhamit Han Türkiye'deki Osmanlı topraklarındaki maden yataklarını tespit için Almanya'dan radyestezi uzmanları getirtmiş, kömür ve petrol yataklarını da tespit ettirmiş denir. İşte bu yöntem, yani alan tarama yöntemi aslında maden için kullanılmış uzun bir süre. Tabi define amaçlı kullanımı çok yakın bir tarih, çok eski bir tarih değil. İşe yarıyor mu? Evet, yarıyor. Kullanan birçok kardeşimiz, arkadaşımız var. Bunlarla bir şeyler bulmuş. Ama hep söylüyorum, alan tarama aynı at gibi sahibine göre kişniyen bir cihaz. Sahibi çok önemli. Kullanacak kişi bu cihazla uyum sağlamalı, bu cihaza adapte olmalı, bu cihazın ne söylemeye çalıştığını bilmeli. Yani onunla dost olmalı, onunla fısıl fısıl konuşmalı. Hani ben diyorum ya, hadi kardeşim bana bir altın bul falan gibi bir şey. Neyse. Bizde 5 tane model var. Ben %100 metali bulur diye hiçbir zaman satmadım ve satmayacağım. Ama metali de bulur, altını da bulur, onu da söyleyeyim. Evet. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz. Bu cihazları burada görebilirsiniz. Bunlar farklı çalışma sistemlerine sahip. Çift kutulu olanlar var, görüyorsunuz. Toprağa frekans gönderirler. Diğer kutu bele takılır. Elinize tuttuğunuz, elinize aldığınız çubuklarla belli bir frekans, yani çivi çiviyi söker mantığı, öyle diyeyim. Gelirseniz burada detaylı da bilgi alırsanız, internet sitemizde de zaten uğurelektronik.com'da da alan taramalarımızla ilgili detaylı bilgi var. Oradan da inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Sorularınızda geldiğiniz zaman sorarsınız. Bence her definecinin yanında olması gereken bir cihaz alan taramalar. Ama dikkat edin, piyasada çok sahte ve dandikleri var. Herkese de inanıp itibar etmeyin. Bu konuda dikkatli olun.